UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray, Norveç takımı Molde ile rövanş maçına çıkacak. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maç öncesi yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Buruk, maçın önemine vurgu yaparak Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin hedefleri olduğunu belirtti. İlk maça bakmadan, sonuca bakmadan takım olarak daha iyi olup turu geçmek istediklerini söyledi. Ülke puanı ve Galatasaray için oyuncuları ve kendisi için çok önemli bir maç olduğunu ifade etti taraftar desteğiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi umduklarını dile getirdi. Rakip Molde'yi daha iyi tanıdıklarını belirten Buruk, ilk maçı oranla takımda güçlenmeler olduğunu söyledi. Torera'nın sakatlığının düzeldiğini, Tete'nin de süre alabilecek duruma geldiğini belirtti. Kendi sahalarında oynayacak olmalarının avantajını kullanmak istediklerini ifade etti. Daha agresif bir futbol sergilemek istediklerini ve fiziksel olarak daha hazır olduklarını dile getirdi rakiplerinin etkili hücumlarına dikkat çekerek, hem topa daha çok sahip olacaklarını hem de rakip toptayken agresif bir savunma yapacaklarını söyledi. Okan Buruk, Crystal Palace'tan transfer edilen Zaha'nın durumu hakkında da bilgi verdi. Zaha ile milli takım arasını hedef olarak belirlediklerini ve mümkün olduğu kadar Zaha'nın hazırlık maçlarında forma giydikten sonra takıma katılacağını belirtti. Zaha'nın takıma katılmasıyla birlikte heyecanlarının arttığını ifade etti. Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedeflediklerini vurgulayan Buruk, bunun sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için de önemli olduğunu söyledi. Maddi ve manevi getirileri olduğuna dikkat çekti ve bu hedeflerini gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçları erteleme kararı hakkında da değerlendirmede bulunan Buruk, bu kararı doğru ve yerinde bulduklarını söyledi diğer Avrupa ülkelerinin de benzer bir karar aldığını belirtti ve bu kararın takımlarını dinlendirdiğini ve hazırlıklarını tamamlamalarına yardımcı olduğunu ifade etti. Transfer çalışmaları ile ilgili olarak ise Okan Buruk, giden oyuncuların yerine takviyeler yapmak istediklerini belirtti. Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın büyük bir koz olduğunu söyledi ve iyi oyuncuları kadroya katmak istediklerini ifade etti. Transferlerini Şampiyonlar Ligi listesi verilene kadar tamamlamak istediklerini dile getirdi. Galatasaray yarınki maçta Molde'yi mağlup ederek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hedefliyor. Okan Buruk ve oyuncuları taraftar desteğiyle birlikte en iyi performanslarını ortaya koymayı ve bu önemli fırsatı değerlendirmeyi amaçlıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadeleleri Türk futbolu için de büyük bir öneme sahip ve başarılarıyla ülkeyi gururlandırmaya hedefliyorlar. Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Fredrik Midjo, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile oynayacakları rövanş maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Midjo, Molde'nin güçlü bir takım olduğunu vurgulayarak ilk maçta bunu gösterdiklerini ifade etti. Ancak Galatasaray olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen oyuncu, avantajlarının olduğunu ve bu maçta kendilerini göstermek istediklerini belirtti. Galibiyetle ayrılmak istediklerini de sözlerine ekledi. Hazırlıklarını iyi yapmaya çalıştığını dile getiren Midjo, son sezonunun kişisel olarak en iyi sezonu olmadığını kabul etti. Ancak hocasına hazır olduğunu göstermek ve takıma katkı sağlamak için elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi. Galatasaray kadrosunda çok iyi oyuncuların bulunduğunu dile getiren Norveçli futbolcu, hocası için de seçim yapmanın kolay olmadığını belirtti. Takıma katkı sağlamaya devam etmek istediğini de ekledi. Aynı zamanda eski bir Rosenborglu olarak Molde ile bir rekabeti olduğunu belirten Mijat, Molde'ye gol atmanın keyif verici olduğunu ifade etti. Bu maçın kendisi için ekstra bir öneme sahip olduğunu da söyleyen oyuncu, eski takımının Şampiyonlar Ligi'nde olduğunu görmek istemediğini dile getirdi. Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'nde yer almasının kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu vurguladı. Molde takımının belli bir disiplini olduğunu ve çok çalıştıklarını belirten Midjö, Galatasaray'ın ise odaklanmış bir şekilde oynayıp %100 performans göstermeleri halinde Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabileceklerini ifade etti. Galatasaray için Molde maçının büyük bir önem taşıdığı ve bu mücadelede Fredrik Midjö'nün performansı da oldukça kritik olacak. Midjö'nün açıklamaları, hem takım arkadaşlarına hem de tüm Galatasaray taraftarlarına güven verici nitelikte. Şimdi tüm gözler rövanş maçında Galatasaray'ın başarısına odaklanmış durumda. Galatasaray için büyük heyecan ve dev bir transfer gündemi yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için Norveç temsilcisi Molde ile oynadığı deplasman maçını 3-2 kazandı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray gruplara kalma başarısı gösterirse önemli bir gelir elde edecek ve aynı zamanda yapılan büyük bir transferi tamamlayacak. Galatasaray'ın Molde'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi gruplarına katılması halinde kulüp kasasına yaklaşık 25 milyon euro girecek. Bu da büyük bir mali güç getirecek ve taraftarların heyecanını daha da artıracak. Ayrıca Galatasaray'ın bu geliri kullanarak önemli bir transferi bitirmesi bekleniyor. Transfer gündemindeki isim ise dünyaca ünlü İspanyol futbolcu Sergio Ramos. Ramos, 2005 ile 2021 yılları arasında Real Madrid formasını giydikten sonra son iki sezonu Paris Saint Germain geçirdi. Şimdi ise sarı kırmızılı formayı giymeye hazırlanıyor. Galatasaray'ın Sergio Ramos transferi için sponsor desteği bulunduğu belirtiliyor. Eğer transfer gerçekleşirse, oyuncunun maaşının yarısı sponsor tarafından karşılanacak. Ayrıca, Galatasaray'ın Ramos için 4 numaralı formayı ayırdığı ve oyuncunun oturacağı bir villa hazırlandığı iddia ediliyor. Bu göstergeler Galatasaray'ın Ramos transferini büyük bir ciddiyetle ele aldığını ve önemli bir yıldızı kadrolarına katmak için ellerinden geleni yaptıklarını gösteriyor. Galatasaray, Molde maçının ardından Sergio Ramos transferini resmi olarak tamamlayarak oyuncuyla Rams Park'ta bir imza töreni düzenlemeyi planlıyor. Bu tören hem taraftarları heyecanlandıracak hem de kulübün vizyonunu ve hedeflerini ortaya koyacak bir etkinlik olacak. Sergio Ramos'un Galatasaray'a katılması, Türk futbol severler için büyük bir heyecan kaynağı olacak. Ramos, kariyeri boyunca kazandığı deneyim ve başarılarla dünya futbolunda büyük bir isim haline gelmiştir. Galatasaray taraftarları, bu tecrübeli savunmacının takıma katkısını ve liderlik özelliklerini heyecanla bekliyor. Türk futbolu için de önemli bir adım olan Sergio Ramos'un transferi, Galatasaray'ın hem yerel hem de uluslararası arenada güçlenmesine katkı sağlayacak hem saha içindeki performansıyla hem de tecrübesiyle takıma büyük bir katkı yapması beklenen Ramos'un Galatasaray'da neler başarabileceğini hep birlikte göreceğiz. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolculuğu ve Sergio Ramos transferi hakkında gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Heyecan dolu bu süreçte, hem futbol severlerin hem de Galatasaray taraftarlarının gözleri, takımın geleceğine dair umutlarını ve beklentilerini büyük bir merakla çevriliyor. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.